Grup Avener, Evim Evim Güzel Evim programını sunar. Siz ve aileniz için. Hanımlar, beyler, hazır mısınız? Ekranların en keyifli, en eğlenceli programı yepyeni bölümüyle Evim Evim Güzel Evim başlıyor. Bence kaçırmayın derim. Aldoğan Bey projeler üzerinde çalışıyor ama bir yandan da çok detaycı. Gelin Aldoğan Bey bize cam odada neler yapılmış, hangi ürünler kullanılmış, nasıl dizayn edilmiş onları anlatsın. Oo, Aldoğan Bey, güneşin keyfini ve tadını kitap okuyarak mı çıkarıyorsunuz? Sevgili ses, hoş geldin. Tabii ki hafta içinin yorgunluğunu, yoğunluğunu, stresini cam odamızda ruhumuzu dinlendirerek, bedenimizi dinlendirerek geçiriyoruz. Muhteşem bir cam odasındayız. Neden buraya cam odası dediniz? Buraya aslında sadece bir balkon demek haksızlık olur diye aslında biraz da ses. Çünkü biz mimari tasarımımızda balkonlarımızı ve altyapılarını çok geliştirilmiş bir şekilde hazırlıyoruz ki misafirlerimizin istedikleri tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilsin istiyoruz. Burasının metraj olarak ölçülerinden tutun da mevcut altyapıları sayesinde misafirlerimiz burayı bir balkondan ziyade istedikleri gibi bir odaya dönüştürebiliyorlar ekstra olarak. Şimdi gözümde canlandı doğrusu. Burası bir kütüphane ya da okuma salonu olabilir. Özellikle Covid süreciyle başladığından yeni yaşam tarzımızla beraber biliyorsunuz artık genelde vakitlerimizin çoğu evlerde geçmeye başladı. O yüzden de hepimizin dönüştürülebilir alanlar odak noktası haline geldi. Burada misafirlerimizin kendi keyiflerine ve ihtiyaçlarına göre dizayn edebilecekleri tarzda yemek odasına, dediğiniz gibi bir çalışma odasına, bir ofise ya da şık bir L koltuk, bir bercel ya da akıllı bir sehpayla tekrar ekstra bir oturma odasına dönüştürebilecekler bu alanı. Buranın en büyük özelliği de annemiz yemek yaparken takip etmek mi? Tabii ki, aslında işin biraz da espri tarafı oradan bitiyor. Biz burada misafirlerimize sevgili Distes, cam odalarına girişlerinde geliştirdiğimiz sürgü sistemleriyle hem antrelerinden hem de mutfaklarından bir giriş çıkış sağlamış olduk. Annelerimiz veya eşlerimiz mutfakta yemek yaparken onları aslında buradan oturup izlemek ve küçük küçük takılmalarla da sinir etmek çok tatlı oluyor burada. Keyifli bir yer doğrusu. Peki biraz daha detay verir misiniz bize? Özellikle karşı duvardaki duvar kağıdı inanılmaz bir neşe veriyor insana. Tabii ki. Bahsettiğim gibi altyapılarını o şekilde ayarlıyoruz zaten sevgili Distes. Burada 3D baskılı dijital kaplamalarımızı yaptırıyoruz. Yine bu duvar kısmımızda ekstra olarak TV bağlantılarını, priz alanlarını yerleştiriyoruz. Burada misafirlerimiz diledikleri gibi televizyonlarını, laptoplarını, TV ünitelerini istedikleri gibi kullanabilecekler. Yine bir odaya dönüştürebileceğimiz için tüm diğer odalarda kullandığımız alüminyum petek sistemlerimizi tabii ki cam odamızda da kullanıyoruz. Bu petek sistemlerimizin normal beyaz peteklere nazaran özelliği ise ısı yayma yetisi daha yüksek. Ekstra olarak mimari yapısıyla da bir duvarda bir petekten ziyade biraz daha tabloyu andırıyor aslında. Aydınlatmaya baktığımızda şık bir aydınlatma yapmışsınız. Balkon aydınlatmaları önemli değil mi? Tabii ki. Burada dediğim gibi insanların keyif alanı olarak kullanabilecekleri, ekstra bir oda olarak kullanabilecekleri için aydınlanma altyapıları ve kullanacakları malzemeler de tabii ki cam odalarının en olmazsa olmaz en elzem malzemeleri haline geliyor. Bir detay daha var. Şu anda üzerine basıyorsunuz. Şık bir ıslak zemin. Bundan da bahseder misiniz? Tabii ki. Firmamız birçok ürününü kendi mimarlarımızın tasarımlarını ürettiriyoruz birçok firmaya. Burada da yine antre ve mutfak alanında kullandığımız gibi kütel seramiği ürettirdiğimiz 60'a 120'lik ölçülerdeki seramiklerimizi kullanıyoruz biz ses. Balkonun dışına baktığımız zaman muhteşem bir manzara bizi karşılıyor. Buradaki balkon sisteminden de bahseder misiniz? Tabii ki. Dönüştürülebilir bir alan olduğu için sevgili Distes, burada katlanabilir renkli sinerji cam balkonlarımızı da taktırıyoruz biz misafirlerimizin işlerini kolaylaştırmak için. Tüm mevsim, 4 mevsim kullanabilecekleri bir alan olacağı için cam balkonlarımızı yaz aylarında tekrar açarak istedikleri gibi bir balkon, kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda kapatarak ekstra bir kış odası olarak kullanabilecekler. Muhteşem bir cam odadan antreye doğru gidelim mi? Tabii ki. Özellikle orada size göstermek istediğim çok fazla detay var. Sevgili Distes, özellikle çelik kapılarımızın tasarımlarına değinmek istiyorum. Bu kapılarda yine kendi tasarımlarımız olan
çok ince dokunuşlar var aslında. Monopoly kilit sistemleri ve kompakt kaplama dediğimiz sistemlerle ürettirdik kapılarımızı. Tabii ki Avener her zaman ezber bozduğu gibi bu ürünlerde de boyutları bandında ezber bozmuş oldu. 2.35 genişliğinde kirişleriyle beraber bir ölçüye sahip. Ekstra olarak antreden girdiğimizde muhteşem bir vestiyerle karşılaşıyoruz. Vestiyerlerimizin iç derinliği ve tasarımları hem daire sahiplerimizin hem de dışarıdan gelebilecek misafirlerimizin tüm ihtiyacını karşılayabilir boyutta oluyor. Tabii burada ufak bir detaya daha değinmek istiyorum Dizses. Özellikle küçük çocuklu ailelerimizin güvenliği için şartel ve pano kısımlarını vestiyer içlerine gizliyoruz. Küçük çocuklar kolay ulaşamasın diye. Yine biliyorsun biz burada konfor ve güvenin haricinde özellikle güvenlik sistemlerine de çok önem veriyoruz. Burada antre kısımlarımızda misafirlerimiz için 10 inçlik bir ekran içerisinde akıllı diyafon sistemleri sunuyoruz. Site içerisinden, site girişlerinden, sosyal yaşam alanlarından ve kapalı otoparklarından görüntü alabiliyorlar. Tabii dediğimiz gibi şu anki süreçte evin içerisindeyiz aslında ama Covid bittikten sonra inşallah hepimiz tekrar gezmelere devam edeceğiz. Burada da seyahate çıktığımızda yine akıllı telefon sistemlerinin içerisinde hırsız ve yangın alarm özelliğinde olduğu için alarmlarını kurup güvenli bir şekilde dairelerine çıkış yapabilecekler. Evet, güvenlik çok önemli. Tabii ki. Burada ekstra olarak bizim bütün projelerimizde olduğu gibi dairelerimizin hepsi aslında bir yapbozun parçaları gibi birbirini tamamlayarak gidiyor Dizses. Çelik kapı tasarımlarımızdaki çıta süslemelerimiz, vestiyerlerdeki çıta süslemelerimiz tavanda da devam ediyor. Tavana baktığımız zaman hem renk uyumu hem aydınlatma inanılmaz görünüyor. Evet, burayla bitmiyor tabii ki Dizses. Size göstermek istediğim banyo alanımız da var. Buyurun. Sevgili Dizses, dediğim gibi abinin rezber bozmaya devam ediyor. Burada insanların alışmışlık dışında oldukça ferah bir banyo alanı tasarlıyoruz misafirlerimiz için. Zeminlerde yine 60'a 120'lik ölçülerde granit mermerler kullanıyoruz. Çift lavabo sistemi geliştiriyoruz burada yine misafirlerimizin kullanımı için. Ekstra olarak burada kullandığımız çift lavabo sistemini misafirlerimiz arzu ederse çocuklu aileler için özellikle yaşların bulunduğu aileler için de dilerlerse lavabonun bir tık boyunu daha değiştirebiliyoruz çift kullanımlı bir hale getirebilmek için. Gerçekten bu çok önemli çünkü çocuklu aileler çocuklarının ellerini yıkarken çok zorlandığını söylüyorlar. Evet, biz ne dedik? Bizim işimiz misafirlerimizin işlerini kolaylaştırmak için buradayız. Sevgili Dizses, Avener yaptığı tüm projelerde ekstra olarak şu anda misafirlerin kendi mevcut dairelerinde yaşadıkları problemlerin ortadan kaldırılması üzerine mimari tasarlıyor aslında. Burada da her dairede yaşanılan komşudan gelebilecek ses olaylarının önüne geçmek istiyoruz. Banyomuzun özelliklerinden bir tanesi de su tesisat borularımız döşenirken etraflarına siyah 8 milimlik kavuşçuklar çektiriyoruz. Bu da komşumuzun duşunu kullandığında, klozetini kullandığında, lavabosunu kullandığında aşağıya boylardan su sesinin gelmesini engellemiş oluyor. Tabii ki bununla da bitmiyor ses konusu. Ekstra olarak havalandırma sistemlerimizi değiştiriyoruz Dizses. Artık mekanik havalandırma sistemi kullanıyoruz projelerimizde. Havalandırma boşluklarını azalttığımız için diğer dairelerden gelebilecek kötü kokuların ve seslerin önüne geçmiş oluyoruz. Dayanıklı, uzun ömürlü, kir tutmayan, kolay temizlenen malzemeler tercih ettiniz o zaman. Tabii ki. Islak zemin alanında bulunduğumuz için Dizses bu konulara çok dikkat ediyoruz. Özellikle havluluk dolapları, ekstra olarak duşakabin rayları gibi ürünlerde zaman içerisinde yıpranmalar tabii ki yaşanabiliyor. Biz bunların da nemin önüne geçebilmek için mekanik havalandırma içeride oluşabilecek nemi hemen ortadan kaldırdığı için ürünler daha da uzun süreli kullanıma sunulmuş oluyor. Ekstra olarak burada yine alışılmışın dışında ölçülerini büyüttüğümüz duşakabin sistemlerini değiştirdik Dizses. Özellikle temperli ve ray sistemlerini aşağıdan yukarıya çekmiş olduk. Dar bir alan olduğu için zaman içerisinde su birikintilerinden paslanmaları ve kullanımları bozulmasın diye bu alanları yukarıya çektiğimiz için artık misafirlerimizin duşakabinlerinde bir problem yaşamayacaklar. Banyonun aydınlık olmasını konuşunca aydınlatma tercihi de bir o kadar önemli sanırım. Tabii ki banyoda kullandığımız seramik ürünlerimiz, mermer ürünlerimiz, duş bataryalarımız bunların hepsi bir bütünlük içerisinde ve aydınlık olmak zorunda. Banyo dolaplarından da bahseder misiniz? Çünkü bayanların en çok merak ettiği banyo dolapları. Tabii ki. Şimdi bayanların aslında eşyaları biraz daha fazla oluyor her zaman olduğu gibi. Burada ortak kullanım alanlarımızda havluluk dolaplarımızın iç derinlikleri oldukça fazla. Diledikleri gibi tüm eşyalarını bu alanlara çok rahatlıkla yerleştirebilecekler Dizses. Peki çamaşır makinesini nereye koyuyorsunuz? Bayanların en çok merak ettiği bir diğer konu da bu. Tabii ki.
Dış ses, çamaşır makinesinde banyo alanına yakın olması için hemen gece holümüzde banyomuzun giriş kapısını yanına yerleştiriyoruz. Burada misafirlerimize maksimum bir ölçüde çamaşır dolabı sunuyoruz. Misafirlerimiz yine evlerinde kurutma makineleri değerlendirirlerse üst rafları da kurutma makinelerine uygun bir halde teslimatlarını yapabiliyoruz. Misafirleriniz gelip bu detayları öğrenmesi için neler yapmalı? Bu işin aslında en basit tarafı sevgili dizisiz. Merkez ofislerimize, satış ofislerimize veya dahili numaralarımızdan bize çok rahatlıkla ulaşabilecekler. Bu da burada gördüğümüz sadece bizim uyguladığımız ürünlerin bir kısmı. Geriye kalan sürprizleri görmeleri için satış ofislerimize bekliyoruz. Çalışma saatlerinizi merak ettim şimdi. Sevgili dizisiz, sabah 9'da akşam 18'e kadar ofislerimizdeyiz. Tüm misafirlerimiz de çay ve kahve içmek için cam odamıza bekliyoruz. Grupa Winner, Evim Evim Güzel Evim programını sundu. Siz ve aileniz için.